kıymetli izleyenlerimiz, Kanal 58 ekranlarından Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kalp cerrahisindeki yeniliklerden bahsedeceğiz ve bu yenilikleri Profesör Doktor Esat Akıncı hocamızdan, kalp ve damar cerrahisi direktörümüzden dinleyeceğiz. Tabii son zamanlarda kalp cerrahisinde gerçekten gerek Türkiye standartlarına baktığımız zaman çok iyi noktalardayız. Peki Esat hocam neler söyleyecekler, hocamdan dinliyoruz. Merhabalar. Şimdi kısaca biz bugüne kadar ne yapıyorduk? Nereden nereye geldi kalp cerrahisi, onunla ilgili olarak biraz bahsedeyim. 1950'li yıllardan itibaren kalp cerrahisi, kalp akciğer makinesinin bulunmasıyla hız kazandı. Daha önceden kapalı kalp ameliyatları yapılıyordu. 50'li yıllardan sonra açık kalp cerrahisi yöntemleri geliştikten sonra büyük oranda işte bypass ameliyatları, kalp kapak ameliyatları açık yöntemle daha radikal yöntemlerle tedavi edilebilir hale geldi. Genellikle bu ameliyatlar, açık kalp ameliyatları, döş kemiği dediğimiz sternum kesilerek açılması ve kalbin ortaya çıkartılması ve buradan bir takım kanüller vasıtasıyla da dolaşımın durdurularak, dolaşım ve solunumun durdurularak duran kalpte yapılan ameliyatlardı. Özellikle bypass ameliyatlarında 1990'lar, 80'lerin sonu, 90'lardan sonra bu ameliyatların kalbin durdurulmadan da yapılabileceği ortaya çıktı. Biz buna atan kalpte bypass diyoruz. Bu yöntemin çok değişik avantajları vardı. Hastalar daha çabuk iyileşiyordu. Daha az hastane kalış süreleri vardı. Ancak sınırlı sayıda hastaya yapılabiliyordu. Bir damar, iki damar hastalığı olanlarda, çoklu damar hastalarında yine kalbi durdurmak gerekiyordu. Son yıllarda, yine o yıllarda başlayan ama son yıllarda daha popülarite kazanan diğer bir yöntemde, halk arasında da kapalı ameliyat denilen, hiç sternum yani döş kemiği kesilmeden bu ameliyatların yapılmaya başlanmasıdır. Son yıllarda bu biraz daha şey kazandı, özellikle bypass ameliyatlarında. Daha çok iyi de kazandı. Evet, şimdi hatta bir takım merkezlerde bu Da Vinci robotlarıyla, robotik cerrahiyle de yapılabilir hale geldi. Bu 15-20 yıldır robotik denemeler var ama standart yöntem kadar çok başarılı olduğu söylenemez halen robotik cerrahinin. Fakat kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda robot olmadan da çoklu damar ameliyatlarının yapılabilirliği ortaya çıktı. Son yıllardaki en önemli gelişmelerden bir tanesi budur. Aynı şekilde döş kemiği kesilmeden, yani sternotomi yapılmadan, koltuk altından girişilerek halk arasında böyle biliniyor. Biz buna mini torakotomi diyoruz. Anterior mini torakotomilerle sağ veya sol kalp kapaklarına da müdahale etme teknikleri gelişti. Bu yöntemle kalp kapakları tamir edilebiliyor. Özellikle tamirde mümkün olduğunca biz bunu tercih ediyoruz. Kalp delikleri, doğuştan olan kalp deliklerinin bir kısmı bu yöntemlerle yine döş kemiği kesilmeden, yani önden açılmadan tamir edilebilir hale geldi. Ki bu yöntemlerle kalp kapağı da değiştirilebiliyor hali hazırda. Mitral kapak, aort kapak, işte tricuspid kapak, kalpte 4 tane kapak vardır. Bunların üçüne genellikle girişim yapılır. Bunların hepsine bu şekilde müdahaleler yapılabilir hale geldi. Ancak henüz daha tüm hastalar kapalı yöntemle ameliyat edilebilir durumda değil. Bir takım hastalarda mecburen yine açık yani önden açarak yapmak durumunda kalıyoruz. Hocam bypass dediniz. Nedir bypass? Bypass ameliyatı kalbi besleyen damarlar, biz bunlara koroner arterler diyoruz. Koroner arterler, kalpte iki ana koroner arter vardır. Sağ ve sol.
soldaki iki ayrılır. Biri kalbin önünden gider, kalbin arkasından gider. Diğeri işte bunlara ön inen dal ve circumflex arter dediğimiz dallardır. Bypass ameliyatları biraz önce de söylediğim gibi bu damarlarda oluşan daralma veya tıkanmalarda kalpten çıkan ana damar aortadan veyahut da kalpten çıkan ana damar aortadan çıkan dallarından bir tanesini çıkartılıp bu darların ötesine kan sağlayacak şekilde bağlanmasıdır damarın. Bypass demek köprüleme demektir zaten. Köprüleme ameliyatı denilebilir. Ama işte koroner İngilizceden bypass köprüleme adı oradan geldiği için o isim kaldı. İlk ameliyatlarda işte en çok Amerika'da yapıldığı için başladığı için bypass ameliyatları isim doğru o şekilde kaldı. Şimdi tabii hep sorulan sorulardan bir tanesi şudur. Herhangi bir kalp damarları daralmasında işte şikayetlerle anjiyoya gelen hastalarda işte diyelim ki kalbi besleyen damarlarda darlıklar var. Bunların nasıl tedavi edilmesi en uygunudur? Yani stentle mi tedavi edelim, bypassla mı tedavi edelim şeklinde? Peki stentle mi tedavi edelim, bypassla mı tedavi edelim? Evet, şimdi bu şöyle stent bu tür daralmalarda, koroner arter daralmalarında stent uygulamaları 1980'li yıllardan itibaren başlamıştır. 90'lı yıllarda geliştirildi. Daha sonra işte başlarda takılan stentlerin bir yıl içinde daralma, tıkanma ihtimali %50'den fazlaydı. Sonradan geliştirilen teknolojiyle gerek stent yapı teknolojisi, gerekse ilaçlı stentlerin geliştirilmesiyle şu anda bu oranlar oldukça tekrar daralma ve tıkanma oranları oldukça düştü. Ancak yine de bir takım çalışmalar gösteriyor ki son yıllarda geliştirilen en son teknoloji stentlerde bile eğer siz bunu çok damar hastasında birden fazla stent koyuyorsanız bir kalbe 5 yıl içerisinde örneğin bu hastaların %40'ın civarında tekrar girişim gerektiriyor. Ama bypass ameliyatında böyle değildir. Bypass ameliyatında halihazırda 10 yıl içerisinde tekrar girişim gerektirme ihtimali %20'den daha azdır. Dolayısıyla da bypass ameliyatı daha uzun vadede tedavi açısından bir gold standarttır. Fakat tabii bypass ameliyatının halihazırda bir cerrahi girişim olduğu için hastaya olan bir külfeti var. Yani bu insanlar ameliyat işte süreleri 5-6 saat ameliyatta kalıyorlar. Bir gün ya da iki gün yoğun bakımda kalıyorlar. Bir hastanede kalış süreleri var. Sonradan tekrar hayata dönmeleri 1,5 ayı falan alıyor ortalama olarak. Ama stent uygulamasında ertesi gün insan işine gidebilir veya 2 gün sonra ne iş yapıyorsunuz gidebilirsiniz. Bu böyle bir avantaj var. Fakat tabii çok damar hastalıklarında tedavisinde biz bunu terazinin kefelerine koyduğumuzda çok damar hastalıklarında bugün dünyada da birçok yayın çalışmalar, guideline'lar, tedavi kılavuzlarında da önerdiği gibi eğer hasta birden fazla damarında darlık ve çoklu stent gerektirme gibi bir durum varsa bu hastaları ameliyat edin deniliyor. Yani o takdirde sürekli bir işte mesela bir yıl sonra tekrar bir yerde daralma, tekrar girişim, sonradan tekrar ameliyata dönme ihtimalleri. Bazen de ameliyata bile gitmeden maalesef bu hastalar ani olaylarla, akut olaylarla kaybedilebiliyor. Dolayısıyla da bypass'ın bu anlamda bir belirgin bir üstünlüğü vardır. Peki bir defa bypass ameliyatı geçiren bir kişi tekrar bypass ameliyatıyla karşı karşıya kalabilir mi hocam? Kalabilir. Bizim üçüncü kere, dördüncü kere hatta bypass ameliyatı yaptığımız hastalar vardır. Bu hastanın kondisyonuna, kalbinin durumuna, vücudunun genel durumuna bağlı olarak yapılabilir. Gerçi bir dönem biz
bypass ameliyatının daha az invaziv, yani daha hastaya hastane kalış sürelerini azaltarak falan yapma anlamında minimal invaziv kalp cerrahisi ilk geliştirdiği yıllarda hibrit girişimler ortaya çıkmıştı. Bu şudur. Önemli olan ve kalbin önünde olan veyahut da kalbin sağ tarafında olan damarlara minimal invaziv yöntemlerle bypass yapıyoruz. Yani koltuk altından diyeyim girerek damarları takıyoruz. Kalbin arkasındaki damarlara bu yöntemle erişmek zordu o zamanlar. O damarlara da stent takılarak yapılan uygulamalar var. Dünyada da bu var. Bu da ayrı bir seçenektir. Ama günümüzde artık şu hale geldik ki çok damar hastalığına bile sternotomi önden kesmeden yapabilir duruma geldik. Bunları da yapıyoruz. Evet, tabii bypass ameliyatı geçiren bir hasta kendisini nasıl koruyacak hocam? Nelere dikkat edecek? Şimdi şöyle hani hastanın doktoru kendisidir diye bir şey vardır ya genel tanım. Bu da burada da geçerlidir. Ameliyattan sonraki süreç yeni damarlarıyla yaşarken insanlar çevresel bir takım faktörlere daha duyarlı. Mesela sigara. Yani sigara içmemeleri lazım. Bir, dengeli ve düzenli beslenmek gerekiyor. İşte ilaçların kullanımına riayet etmeleri gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi de düzenli egzersizler yapmaları, yürüyüşler yapmaları, regular egzersizler bu noktada çok önemli. Kilo almamaları gerekiyor. Şeker hastası iseler kan şekerinin çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Kolesterol çok önemli. Eğer yüksek kolesterol varsa veyahut da iyi kolesterol düşük ise, trigliserit yüksekse bu da çok tehlikeli bir durumdur. Hani bazı işte medyatik hocaların söylediği gibi kolesterol zararsız olur gibi şeyler kesinlikle katılmıyoruz. Yani biz bunlarla çok karşılaştığımız için çok doğru şeyler değil. Gerekli hastalarda kolesterol ilaçları da verilmelidir. Bunlar hayatı uzatmanın garantisidir. Bu bir takım hocaların dediğinin aksine mutlaka kullanılmaları gerekiyor. Bunlara dikkat edilmelidir. Egzersiz dediniz. Peki spor yapmalarını önerir misiniz? Tabii. Belli bir şeyden sonra yaşına ve şeye bağlı olarak mesela bizim ameliyat ettiğimiz hastalardan bir tanesi genç yaşta bypass ameliyatı yapmıştık. Profesyonel maratoncu oldu. Veteran sınıfta 40 kilometre koşuyordu falan. Ama biz tabii bunu herkesten beklediğimiz bu değil. Önemli olan şu, haftada 4 gün ya da 5 gün, 4 ya da 5 kilometre tempolu yürüyüş. Bizim istediğimiz bu. Onun dışında daha ağır sporlar, mesela tenis oynuyorsa normal hayatında belli bir süre sonra, diyelim ki 2 ay sonra, 3 ay sonra tenis oynayabilir. Yüzebilir, yüzmek çok iyidir. Bu anlamda kalp ve damar sağlığı açısından. Onun dışında çok çok ağır sporlar olmamak üzere tüm sporlar yapılabilir. Yani biz zaten bu ameliyatı yaparken kişinin normal hayatında ne yapıyorsa onu tekrar yapabilmesini sağlamak için bu ameliyatı. Yani yaşam konforunun devam etmesi için yapıyoruz. Peki Esat Hocam, kalp ve damar hastalıklarında kalp kapalı ameliyatı da gerçekleşiyor. Evet, evet. Kalp kapalı ameliyatı nedir? Şimdi şöyle, her insanın kalbinde 4 tane kapak var. Evet. Bu kapaklardan en çok 2 tanesi, 3 tanesi diyelim ama en çok 2 tanesi hastalanır. Şöyle ki, bizim içinde bulunduğumuz Akdeniz kuşağı, Hindistan ve biraz daha işte Çin, Orta Asya'ya doğru gidilen ülkelerdeki ülkelerde
Örneğin bundan 20-30 sene önce kalp cerrahisinin başladığı dönemlerde veyahut da açık kalp cerrahisi ondan önce de en önemli kalp kapaklarını bozan hastalık romatizmal hastalıktı. Romatizmal kalp kapak hastalıklarıydı. Ben 80'li yılların işte sonuna doğru ihtisasa başladığımda biz örneğin 4 ameliyat yapılırsa günde bu 4 ameliyatın 2 tanesi romatizmal kapak hastalığıydı. 2 tanesi de bypass ameliyatı veyahut da doğumsal kalp hastalığıydı. Çok sıktı. Fakat son yıllarda romatizmal kalp kapak hastalıkları azaldı. Hani bunun sebebi ne diyeceksiniz? Romatizmal kalp kapak hastalığına neden olan streptokok dediğimiz bakteri eskiden çok daha yaygındı ve erken yaşta çocukluk çağlarında geçilen bademcik iltihapları özellikle orada başlar. Bademcik iltihapları, daha sonra işte diz iltihapları, akut eklem romatizması, böbrek iltihapları falan şeklinde tezahür ederdi. Bunun diğer bir tutulum yeri de kalp kapağıdır. Çok fazla kalp kapağı, romatizmal kalp kapağı hastası ameliyat ettik. Bunlarda tamir olabildiği gibi genellikle değiştirilirdi kapaklar erken yaşlarda. Fakat son yıllarda romatizmal kalp kapağı hastalıkları daha az görülür hale geldi. Buna karşılık daha çok şimdi dejeneratif dediğimiz ya doğumsal nedenlerle dejenere olmuş kapak yetmezlikleri veyahut da ileri yaşlarda yine dejenerasyon sebebiyle oluşan kapak darlıklarına müdahale ediyoruz. Kapak yetmezliklerinde son yıllarda geliş mesela bundan 20 sene öncesiyle kıyaslayacak olursak kapakların çoğu değiştirilirdi. Ama artık şimdi kapakları değiştirmiyoruz. Çoğunu tamir ediyoruz. Yani kapak hastalığıyla ameliyat için bize gelen hastaların bugün neredeyse %75'i tamirle tedavi ediliyor. %25'inde değiştirme. Kapağın değiştirilmesi gerekiyor. Kapağı değiştirmeyi biz çok sevmiyoruz. Çünkü yabancı bir materyaldir. Vücuda siz bir hastalığı çıkartıp bir anlamda başka bir hastalık yerleştiriyorsunuz. Çünkü insanın kendi kapağı gibi bir kapak henüz daha tıp üretemedi. Yok. Biyolojik kapaklar var üretilen. Ancak biyolojik kapakları belli bir yaşın üzerinde takabiliyoruz. Örneğin aort pozisyonu, aort kapağında veya da mitral kapağında biyolojik kapak takma yaşı aşağı yukarı 65-70 yaş üzeri hastalara takabiliyoruz. Çünkü bunlar erken yaşlarda taktığınızda 10 sene sonra %50'sinden fazlası tekrar değiştirilmesi gerekiyor. 10 seneden sonra tekrar bir ameliyat gerekiyor. Ameliyat gerekiyor. Mekanik kapaklar çok eskiden beri kullanılan kapaklardır. İşte neredeyse ben de 30 seneye yakın olan mesleki şeyimizde yani 5000'in üzerinde kapak replasmanı gerçekleştirmişizdir. Bu önemli bir kısmı mekanik kapaklardır. Mekanik kapaklarda sağlam kapaklar genelde. Eğer pıhtılaşma olmazsa kapakta veyahut da başka bir nedenlerden dolayı tekrar ameliyat gerekmediği durumlarda yapısal olarak deforme olmuyorlar. Hastanın ömrünün sonuna kadar genellikle dayanıyor bu kapaklar. Ama kumadin dediğimiz, varfarin dediğimiz daha doğrusu ana maddesi varfarindir. Varfarin dediğimiz bir ilaç var ve bunun da ömür boyu kullanılması gerekiyor. Yani kalp kapağı ameliyatı olan hastalarımızın mutlaka ilaç kullanması gerekiyor. Mekanik kapak takılanlarda çok kuvvetli bir kan sulandırıcı olan varfarin yani kumadin diyebilir hastalarımız. Evet. Kumadin dediğimiz ilacın mutlaka kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde kapakta pıhtı oluşuyor. Ani oluşan pıhtılarda maalesef hayata mal oluyor. Çok dramatik seyrediyorum. Genelde kalp ameliyatı olan hastaların ömür boyu kullanması gereken bir ilaç. İlaç, evet evet. Yani kan sulandırıcı bu dediğimiz mekanik kapak takılanlarda bu. Ama diğer hastalarımızda genellikle aspirin yeterli oluyor. Evet, aspirin de burada önemli.
tabii tabii. Hala da vazgeçemediğimiz bir ilaç. Evet. Tabii kalp kapağı ameliyat olan hastalarımız peki hocam, kendilerine yine nasıl dikkat edecekler? Az önce bypass'tan bahsettik. Peki kalp kapağı ameliyatı geçiren hastalarımız şimdi, bu daha önce söylediğimiz şeyler kapak hastaları için de geçerli. Egzersiz önemli, dengeli beslenme önemli, kilo almamak lazım. Ağır taşımamaları gerekiyor. Onlar çok o kadar önemli. Belli bir süreden sonra normal yaşıtların yaptığı her şeyi yapıyorlar. Burada bir tek dikkat edilmesi gereken şey enfeksiyonlarla ilgili kısımdır. Bu kapaklar protez, vücuda yerleştirilen protezler olduğu için enfeksiyon, vücuda giren enfeksiyonlar bu kapakların üzerine oturduğunda çok dramatik sonuçlarla ortaya çıkabiliyor. Kapak endokart dediğimiz çok fatal, öldürücü bir durum var, ortaya çıkabiliyor. Bunun için enfeksiyondan kaçınmaları gerekiyor. Örneğin çürük dişleri olmayacak. Dişlerine ağız çok iyi dikkat etmeleri gerekiyor. Mevsim, örneğin bir iltihabi tonsillit veyahut da işte üriner enfeksiyon, başka vücudun başka yerlerinde oluşan enfeksiyon da bu hastalar diğerlerine göre daha riskli durumdalar. Dolayısıyla da enfeksiyona çok dikkat etmek lazım. Yani mikrop kapmamaya için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Tabii bu anlamda da biraz da hijyen kurallarını bilmemiz gerekiyor. Toplu kullanım alanlarında dikkat etmemiz gerekiyor. Ve şu son zamanlarda da hocam dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüsüyle şu anda karşı karşıyayız. Onun da yine sebeplerinden bir tanesi hijyen ve temizlik. Kesinlikle. Evet. Tabii hocam, bugün kolumuz kalp cerrahisindeki geldiğiniz yeniliklerdi ve o aşamada bypass'dan bahsettik, kalp kapakçığından bahsettik. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'de de çok da başarılı ameliyatlar imza atıyorsunuz ve şu anda Avrasya Hastanesi'nde de kurmuş olduğunuz bir konsey var. Evet, evet. Biraz da konseyden bahseden. Ya şöyle, bizim zaten ekip olarak kardiyoloji ve kalp cerrahisi hani branşsel olarak biraz farklı bir görüşse de birlikte ve koordine çalışmak zaten zorundadır. Bizde de çok iyi bir koordinasyon var. Yıllardır birlikte çalışan bir grup. Evet. Burada 4 profesör ve 5 uzmanla bütün ekip oluşan bir kalp ekibi. Bütün vakalar ortak görüşülüp tartışılıp toplantıda yapılan işlemler, sonuçlar hep birlikte değerlendirilip her şey son derece açık olarak yapılıyor. Bilimsel, yani guideline'ların, tedavi kılavuzları ne deniyorsa onların dışına çıkılmaksızın hiçbir şekilde son derece güvenli, efektif kalp sağlığı hizmeti veren bir ekip oluştu. Ve konseyde buna oldukça yardımcı oluyor. Evet, Avrasya Hastanesi'nde de çok başarılı ameliyatlar gerçekleşiyor. Evet, evet, oldukça zor ameliyatları da, yani referans hastanedir. Birçok yerde yapılamayan, yani zor olan hastalar da bize gönderilip biz de burada elimizden geldiğince tedavi etmeye çalışıyoruz. Ve az önce söylediniz hocam, son bir soruyla programımızı noktalayalım. Hasta kendisinin de doktor olması gerekir dediniz. Moral çok önemli. Aynen. Kesinlikle. Hastalığı. Moralimizi yüksek tutalım. Evet, moralimizi yüksek tutacağız. Ve hekimlerimizin, doktorlarımızın vermiş olduğu reçetelere de uyacağız. Kesinlikle. Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam. Ben teşekkür ederim. Gelmekteyiz. Evet sevgili Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızda bu hafta kalp cerrahisindeki yeniliklerden bahsettik ve kalp ve damar cerrahisi direktörümüz Profesör Doktor Esat Akıncı bizlerle birliktelerdi. Esat hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı,
ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Evet, Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz, kalp sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Avrasya Hastanemizde röportajlarımızda sizlerleyiz. Efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Birsen Kızıldemir. Hasta yakınımı getirdim, teyzemi. Evet. Kalp kapağında problemimiz vardı ve ritim problemimiz vardı. Bu ikisini birden hastanenizin ekibi sayesinde atlatmış durumdayız. Şu anda doktorumuz söyledi gelişmeleri, her şey yolunda. Çok mutluyuz burayı seçtiğimiz için. Evet, doktorunuz Profesör Doktor Esat Akıncı. Profesör Doktor Esat Akıncı çok güzel, çok başarılı bir şekilde ameliyatımızı yaptığını söylediler. Bir günlük yoğun bakım sürecinden sonra odamızda hastamızı görebileceğiz. Evet. Teyzenizde ne türlü değişiklikler vardı? Yürürken dengesizlik, ritim bozuklukları, çabuk yorulma, rejimsiz kilo verme, çok çabuk demoralize olma gibi belirtilerle psikolojik mi acaba kalp mi diye onu ayırt etmek için uğraşırken kalp kapağındaki atriyum büyümesi olarak
adlandırıldı Esat Hoca tarafından. Sonra da buralardayız. Peki neden bu hastaneye geldik? Bu hastaneyi tavsiye üzerine geldik. Daha önce tanımıyorduk. Devam ettiğimiz kardiyoloğumuz ısrarla Avrasya Hastanesi'nde bu işin güzel yapılacağını, mutlu olacağımızı, işte ekonomik durumdan da çok rahatsız olmayacağımızı belirttiler. O yüzden biz burayı seçtik. Etmeye çalışıyoruz ama ister istemez gene de şeylik, sağlık bazen bozulabiliyor yani. Evet, var mıydı sizde de böyle biraz? Yok, böyle bir şeyim yoktu. Bir iki bayılmalar oldu. O bayılmalar işte sonucu kardiyolojiye yönlendirdiler. Ana damarımda %95 daralma tespit ettiler. Anjiyo yaptılar. Anjiyoda işte onu balonla şişirip stent taktılar. Öyle açtılar yani. Şimdi nasıl seviyorsunuz? Şimdi iyiyim Allah'a çok şükür. İyiyim, gayet iyiyim şu anda. Gayet iyiyim yani. Normal hayatınızı... Tabii tabii, devam ediyorum. Ben herhangi bir sıkıntım yok Allah'a çok şükür. Bir sıkıntım yok. Çok güzel. Sağ olun. Tabii en önemlisi de sigara. Yok, ben sigara ne içki hiçbir şekilde kullanmadım. Ne kadar güzel. Yani bugüne kadar yaşım 47, daha bugüne kadar hiç ne sigara ne içki kullanmadım ama enteresan böyle bir şeyler de oldu yani. Peki beslenmenize nasıl dikkat ediyorsunuz? Beslenmenize dikkat ediyorum. Çünkü elimizden geldiği kadar işte doktor bey stres yapmayın diye, ama ister istemez stres yapıyoruz yani. Maalesef. İş icabı, malum iş şartları belli. İster istemez stres oluyor iş bakımından. Mümkün olduğu kadar şu anda işte onda stres yapmamaya çalışıyoruz yani. Peki. Bu olaydan sonra. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Valla benim çocuklarım burada dünyaya geldi. Evet. Biz gayet memnunuz. Şu anda babam da zaten yoğun bakımda. Sağ olun, onu bekliyor zaten şimdi. Biz memnunuz yani, devamlı buraya geliyoruz. Burada tedavimiz oluyor, bir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür. Memnunum. Yoğun bakımda dediniz. Yoğun bakım ünitesi çok zor bir ünitedir. Nasıl bakılıyor peki babanıza? Gayet iyi, biz tüylerine bakıyor. Benim annem de burada yoğun bakımda kaldı. 4 yıl evvel vefat etti ama yapılacak bir şey yoktu zaten. Yani elinden gelen her şeyle yapıyorlar. Biz memnunuz yani. Tülay Hanım bayağı bir ilgileniyor, yoğun bakım doktor uzmanı. Allah razı olsun. Zaten memnun olduğumuz için babamı da bizi buraya getirdik. Yani biz memnunuz yani, bilmiyorum yani. Peki gayet tavsiye eder misiniz? Tabii yani. Yani biz tavsiye ederiz. Çünkü memnun olmasak zaten babamı da getirmezdim yani buraya. Aynı şekilde babam da aynı duruma düştü. Tülay Hanım Allah razı olsun bayağı bir ilgileniyor yani. Evet. Yoğun bakım doktoru. Avrasya Hastanesi sizin aile hastaneniz yani, oldu. Benim çocuklarım burada da o da. Yani ailemiz, biz buraya geliyoruz devamlı, buradayız yani. Evet efendim, Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve kalp sağlığıyla ilgili vatandaşlarımıza sorular yönlendiriyoruz. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, kalp sağlığıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla en başta sigara içmeyeceğiz. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Yürüyüş yapacağız. Spor yapacağız. Bunlar böyle işte. Yani stresten biraz uzak duracağız. Stres tabii ama bu zamanda nasıl duracağız? Stresten uzak. Çok zor. Peki efendim, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Arkadaşım tavsiye etti. Evet. Ve doktor beyi çok methettiler. Onun için geldik. Nasıl gördünüz peki şöyle baktığınızda? Güzel güzel, çok güzel, temiz bir ortam. Güzel, herkes birbiriyle ilgili, çalışan kızlarımız. Güzel bir ortam, beğendim. Evet, Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeki röportajlarımıza devam ediyoruz ve kalp sağlığından bahsettik. Efendim, kalp sağlığımıza dikkat ediyor muyuz? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Aslı Keleş ismi. Evet Aslı Hanım. Kalp sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Ailede kalp hastası var mı? Var, babamda var. Ablamda var. İki kere anji oldular. İşte ameliyattan sonra sigarayı bıraktılar. İşte... Yürüyüş yapıyorlar, işte dil hapı kullanıyorlar, yemesine içmesine dikkat ediyorlar. Başka bir şey yaptıkları şu anda yok. Bir de kontrollerine gidiyorlar sürekli. Evet. Ameliyattan sonra normal hayatlarına devam ediyorlar. Tabii, normal hayatlarına devam ediyorlar. Anji olduktan sonra hiç bir şey, yani normal şekilde devam edebiliyorlar. Kontrollerine gidiyorlar, diğer şeyler aynı şekilde devam. Ben 2012 yılında buraya geldim ilk. Oğlumu burada doğum yaptım. Çok memnun kaldım. Gamze Hanım, Gamze Baykan.
güler yüzlülüğü olsun, ilgilenmesi olsun ve ben 7 yıl boyunca ikinci çocuğum işte hamile kalmadan önce de herhangi bir problem olduğunda o 7 yıl boyunca bile bana sürekli yardımcı oldu telefonda. Mesela ben herhangi bir soru sorduğumda internetten, WhatsApp'tan hani bana bir şekilde dönüş yapıyordu kendisi. 7 yıl geçmesine rağmen. Ne kadar güzel değil mi? Çok kendisi güzel. Evet, evet. 7 yıl sonra geldi, direkt tanıdı. Evet, direkt tanıdı bizi. Yani ilgisi şirkete gelmediğiniz sürece bile ilgilendi yani, devam etti. O yüzden ikinci çocuğumda da buraya geldim. Tekrar Gamze Hanım'a geldim. Yine aynı şekilde hemen toparlandım. Yani normalde sezaryen yapan birçok arkadaşım var, birçok insan var. İki gün boyunca hastanede kalıyorlar mesela. Ya da ondan sonra ağrıları çok devam ediyor. Benim aynı şekilde ikinci günü direkt hastaneden çıkabiliyorum. Yani çok fazla böyle ağrım sızım olmuyor. Onun da çok etkisi var. Bir de dediğim gibi ameliyattan sonra sizinle ilgilenmeye devam ediyor kendisi, sağ olsun. Herhangi bir şekilde WhatsApp'tan ulaşıp ona soru sorup cevabını alabiliyorum. Öyle yani. Peki tavsiye eder misiniz Avrasya Hastanesi'ni? Tabii ki tavsiye ederim. İkinci çocuğumu da diyorum ya, buraya geldim tekrar ve kendim Esenyurt'ta oturuyorum. Esenyurt'tan Zeytinburnu'na bu trafikte gelmek inanın 2 saat sürüyor. Evet. Bazen 2 saati de geçiyor ama değer yani. Geliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Bu arada da hayırlı uğurlu olsun bebeğim. Sağ olun. Ya biz Gamze Hanım'dan dolayı, yani kadın doğum uzmandan dolayı pozitif enerjisi eşimi motive ediyor yani. Ameliyata girerken bile gülü oynaya geliyor yani. Evet. Başka yerlerde işte korkar, çekinir. O gülerek, oynayarak sezaryene geldi. İlk çocukta da öyleydi, ikincide de öyle. Bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Evet, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Avrasya Hastanesi'nde hasta yakınlarımızla kalp sağlığını konuşuyoruz. Efendim geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, kalp sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Ailede kalp ve hastası var mı? Var. Babam rahmetlik vardı. Annem de var. Yani şu anda yok da yine de bilmiyorum ki var mı. Dikkat ediyorlar mı kendilerine? Ha, dikkat ediyoruz işte ama ne kadar dikkat ediyoruz. Evet. Biraz sağlık noktasında zayıf davranıyor. Zayıfız, zayıfız. Ancak hastalanacağız, doktora gideceğiz de. Onlar diyecek ki işte şöyle şöyle. Evet, şu anda Avrasya Hastanesi. Evet. Siz neden geldiniz? Ne rahatsız? Benim annemin rahatsız, kalp yetmezliği var. Evet. Yaşlı, 90 yaşında. Ondan nefes darlığı var. Enfeksiyonu var akciğerinde. Evet. Onun için yoğun bakımda yatıyor. Şu an yoğun bakımda. Evet. Nasıl, iyi bakılıyor mu? Çok güzel bakılıyor. Evet, Tülay hocama da teşekkür ederim. Evet, bebekler gibi bakıyorlar. Evet, bakıyorlar. İçeri falan al dedim, alıyor da yemek yedirebiliyoruz. Onlar kendileri de bakıyor. Benim annem hani illa kızlar olacak, öyle yemek yiyecek. Ya kız kardeşim giriyor ya ben giriyorum. Avrasya Hastanesi'ni tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim. Herkese tavsiye ederim. Çok neyi güzel. Temizliği, hijyeni var. İlgileniyorlar. Yani herkes ilgileniyor. Doktorundan tut, hani ne diyorlar, bakıcısına var yine kadar, hademesine var yine kadar. Yani ilgileniyorlar. Herkesten Allah razı olsun. Vallahi bakarsanız hiç etmiyoruz. Evet. Hiç dikkat etmiyoruz yani. Baktığımız zaman yani ne bir spor yapabiliyoruz. Yani bir meşakkat, yani iş hayatı, koşuşturma. Yani esasında yapmak lazım. Ailede var mı kalpli hastalığı? Yani şey olarak, yani ailede değil de sülalede var. Evet. Babam özellikle kalp ameliyatı oldu. Açık kalp ameliyatı. Peki ameliyattan sonra normal hayatta devam ediyor? Ediyor tabii. Yani babam çok yürür. Onun sayesinde zaten ayakta. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden Avrasya Hastanesi'ni tercih ettiniz? Çocuk doktorumuz çok iyi, Esin hocamız. O doğrultuda bir devamlı doktorumuz, buraya gelip gidiyoruz yani. Aynı zamanda Sivaslıyız. 58 Kanal 58 TV olarak da buradan Avrasya Hastanesi'ne çok gönül rahatlığıyla gelebilirler yani. Hem temiz hastane hem doktorlar da çok kaliteli doktorlar.
selamlar getirdim. İnsan ve sağlık dediğimiz zaman akan sular duruyor. Biz yıllar önce Türkiye'de gerçekten sağlık konusunda büyük ihtiyaçlarımız vardı. Bu nedenle 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in, hastanemizin açılışını yapan da Süleyman Demirel'di. Biraz önce Haydar Aliyev'in mezarını ve Elçi Bey'in mezarını da ziyaret ederek buraya geldim. Burada genç bir nüfus görüyorum. O günkü heyecanlarımızı, o günkü yüreğimizin çarpışını, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte yürümesini çok arzu ediyordum. 70 yıl Azerbaycan bizlerim için kapalı kutu idi. Bu kutunun açılmış olması bizleri olabildiğince heyecanlandırıyor. Böyle bir ortamdan yöneticilerimizin, önderlerimizin katkısıyla ayrıca size bir kişinin daha selamını getirdim. Hastanemizin kurucusu Operatör Doktor Hüseyin Urlu tırnaklarıyla kazıya kazıya muayenehane odaklılıktan polikliniğe, poliklinikten hastaneye, butik hastanelere ve butik hastaneden de modern hastanelere dönme bakımından şu anda İstanbul'da mimari standart bakımından dünyada da örnek gösterilebilecek bir hastane. Azerbaycan'dan 10 binlere yakın hasta bizlere gelmekte, 100 binlere yakın da Türkiye'ye gelmekte. Bunun için bu bayrağı sizlere teslim ederek, bu mükafatı da benim gençliğimde bize ödül töreni değil, mükafat derlerdi. Burada hala mükafat olarak görmem beni ayrıca da mutlu etti. Bu organizasyonu düzenleyen DES Yapım'a ve Ayaz Mehmetova özellikle de teşekkür ediyorum. Dün akşam kısa bir tanışmamızda bu ülkenin böyle gençlere sahip olması beni ayrıca mutlu etti.